Merhaba arkadaşlar. Herkese hayırlı günler diliyorum. Bugünkü videomuzda pervanesi sıkışan ve pervanesi dönmeye zorlanan bir vantilatörümüz var. Vantilatörler genelde bildiğiniz gibi yazları çalıştırılır. Fakat bir kış boyu çalışmadığı için yazın tekrar çalıştırdığınızda pervanesi dönmeye zorlanır. Siz prize takarsınız fişinizi fakat pervaneniz dönmeye zorlanır. Bazen çok yavaş ağır döner. Bazen hiç dönmez ve bir inleme sesi, vınlama sesi gelir. Ee, hemen fişinizi prizden çekmeniz gerekiyor. Bu şekilde ya tutarsanız vantilatörünüzü, vantilatörün motoru bir müddet sonra ısınıp ve e, yanacaktır. Zarar görecektir. Taktığımızda bakın şu şekilde hemen prize taktım. Belki inleme sesi size kadar şu anda geliyor. Bakın vantilatörümün pervanesi şu anda dönmeye zorlanıyor. Daha fazla tutmayacağım. Bakın şu Bakın inleme sesi yine geliyor. Şu an çektim. Şöyle kapağımı zaten kenar korumalarını açmıştım. Kapağımı çıkardım. Bir inleme var. Şimdi buna ne yapabiliriz? Elimizden çevirdiğimiz zaman bu e, tabii ki düzelecektir. Hemen dönmeye başlayacaktır. Fakat prize taktığınız zaman bir müddet sonra tekrar kullanmak istediğinizde Yine aynı bu şekilde yine inleme yapacaktır. Yani elle bunu çevirip o anlık çalıştırıp e, kullanmak maalesef çözüm değil. Şimdi şunu anlatacağız. İçerisini sökmeden. Çünkü motoru herkes motorunu sökemeyebilir. O şekilde bakımı yapamayabilir. Aslında şunu söyleyeyim ki e, motorun bu gibi durumlarda sökülmesi lazım. E, ve e, buna uygun gres yağı kullanmamız gerekiyor. Motorun millerinin güzel bu işten anlayan kişiler tarafından aslında gres yağı e, sürülmesi gerekiyor. Biraz sonra göstereceğim e, şu kısımdan bu pervaneyi sökerek zaten pervaneyi sökerken de dikkat edin. Çünkü yapraklarından pervanenin kısımlarından bir tanesini kırdığınız zaman artık trafonuz e, düzgün çalışmaz. Sökerken de çok dikkatli olun. E, bakın şöyle aradaki Bakın yayı çıkardım. Tornavida yardımıyla yayı aşağı kaydırdım. Şöyle siz de görün. Bakın Tornavida ile yayımızı aşağıya doğru kaydırdık. Ve şöyle pervanemi bakın tutup iki elimle şöyle çektim. Yani aşağı, arkadan dediğim gibi yani e, alttan dengeli bir şekilde iki tane karga burnu olur, iki tane tornavida olur. Ama dengesiz tek taraftan yapmayın. Pervaneniz kırılır, zarar görür. Bakın olay da şu. Burada bir bakın sıkıştırma. Bakın şu şekilde yayımız var. Bu şöyle bastırıp şuraya geçiyor. Arkadaşlar şurayı bakın. Şu kısmı şöyle sıkıştırdığı için buradaki mine pervane sıkışıyor. Yani pervane fırlamasın, çıkmasın yerinden diye. Bunu bu şekilde el yordamıyla güzelce çıkarırsınız. Daha sonra bakın buradaki mil meydana çıktı. Tekrar bakın çalıştırıyorum. Bakın inme sesi aynı şekilde geliyor. Çektim. Şimdi pratik olarak kendi evinizde yapabileceğiniz bir şey var. Bunu hiç sökmeden, daha buralara sökmeye girmeden dediğim gibi aslında sökülür. buradan daha belki videomuzda da gösterdik. Buradan Makine yağı, ince yağ dediğimiz bir damla veyahut da yarım damla e, gibi damlatılabilir. Onu da onun linkinde bu videonun sonuna atarım. Yine göstermiştik. E, o şekilde yağlamayla da sizi idare eder. Yani o yazı çıkartırsınız fakat dediğim gibi bir dahaki yaza belki tekrar bu sıkışmayı yapabilir. Çünkü o yağ orada kuruyacaktır. Aslında dediğim gibi gres yağı e, dediğimiz yağdır. E, biraz daha katı yağlar vardır o yağlardan alıp e, içerisine dediğim gibi bilen insanlar söküp belli başlı yerlerine onlardan sürerseniz o zaman hani fabrikasyon nasıl geliyorsa o şekil e, düzgün çalışır ama onu herkes yapamaz e, bulamaz ya da sökemez onun için bakın böyle pas sökücüler var yağlı kontaklar var şu anda benim elimde bir yağlı kontak dediğimiz bir kontak var e, şöyle Bakın üzerinde zaten şeyleri var. Çeşitli yerlere işte bisiklet zincirlerine, bisikletin e, zincir aksamlarına, e, dikiş makinası, işte kapı menteşesi, e, arabalarınızın çeşitli yerlerine, işte çadır fermuarı gibi gibi göstermiş. Yani yağlı kontak ve pas sökücü gibi bir e, elimizde sprey var. Şimdi bakın hemen sizden beraber bakın şu aradan çok değil ama yağlı kontak Bakın sıkacağım. Şöyle. Yağlı kontağımızı sıktık. Ve bakın şöyle mili sağa sola oynattım. Şu kadar. Yağlı kontağımı sıktım. Milimi oynattım. Tekrar birazcık daha sıktık çok sıkmayın çünkü motora gidip zarar verebilir. Motor sargılarına zarar verebilir. Bakın biraz da oynattım. Şimdi bıraktım. Hemen görmeniz için şöyle pervaneyi geçici olarak şöyle takacağım ki görebilmeniz için ve prize takıyorum arkadaşlar. Bakın. Taktığım anda zaten ne inleme inleme falan ortadan kalktı. Tekrar takıyorum. Bakın, gayet güzel. Şu anda çalışıyor. Bu, e, bu göstermiş olduğum hadise yani çeşitli pas sökücülerle, kontak spreylerle yapılabilir. Göstermiş olduğum hadise. E, Vantilatör büyük olabilir, orta boy olabilir, küçük olabilir. Hepsini uygulayabilirsiniz. Şu göstermiş olduğum yerden. Bu son olarak şunu da söyleyelim çok pratik diyelim ki bu pervaneyi sökmeye imkanımız yok ise onu da söyleyelim sadece bu dışarıdaki koruma olan kapağı çıkartıp elinizdeki yağ pas sökücü yağ sökücü kontak sprey neyse onun bakın şuradaki zaten uzun olan bu aparatı sayesinde şöyle de yapabilirsiniz hiç pervaneyi sökmekle uğraşmayın bu da pratik bir çözüm olarak size söylüyorum. Vanteratörünüzü koyarsınız. Bakın motor miline şöyle aşağı gelecek şekilde şu aradan bakın şöyle göstereyim. Şu aradan da böyle müdahale edebilirsiniz bir bu taraftan veya sonra diğer taraftan. Bir iki taraftan böyle bir iki yerden şöyle tam motor milinin bakın şöyle Motor milinin geçtiği yere, girdiği yere buradan da kontak sprey sıkabilirsiniz. Sonra da pervanenizi çevirirsiniz. Yine e, size bayağı faydalı olur. E, çalışmasına, pervanenin dönmesine katkı sağlar. Tabii ki pervaneyi söküp diğer türlü yapmak daha iyi. Lütfen kanalımıza abone olup destek olmayı unutmayınız.